Arkadaşlar merhabalar, kodlamaya başlıyoruz. Sezonumuzu kodlayarak başlatıyoruz artık. Hikayemiz ondan bir kitap veri tabanı kurmak. Hazırlayacağımız REST API ile kullanıcılar veri tabanımızdaki kitapları listeleyebilecekler. Yeni kitap kaydı yapabilecekler ve mevcut kitaplar hakkında yorum yapabilecekler. Dolayısıyla bizim iki tane modele ihtiyacımız olacak. Django üzerinde bir modifikasyon yapıp REST API yaratmak istiyorsak tabii bir Django projesine ihtiyacımız var arkadaşlar. Devamında modellerimizi ve serializerlerimizi yaratalım ve bu dersi bitirelim. Önümüzdeki derste de generic API view'lere başlayalım. Şimdi ekranda gördüğünüz üzere, notlarda gördüğünüz üzere bizim şimdi bir takım importlar yapmamız gerekecek. Önce bir sanal ortamımızı yaratıp hadi dönelim arkadaşlar. Ben şu an terminalimdeyim. Windows'ta tabii birazcık farklılık gösteriyor ama zaten bu kurs ileri seviye bir kurs. Bunlara vakıf olduğunuzu düşünüyorum. Hemen bir virtual env deyip send diye bir ortam yaratmak istiyorum. Yaratabildim, yarattım. ls dediğim zaman send geldi. Bunu benim şu an aktive etmem lazım. Nasıl aktive edeceğim arkadaşlar? Source send'i send bin activate diyemedik. Activate deyip arkadaşlar bunu aktive ettim. Gördüğünüz gibi başa zaten send geldi. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi benim ilk başta takdir edersiniz ki Django'yu bir install etmem lazım. Benim arkada kaşede var, zaten hızlı sürmesi lazım. Sizde birkaç dakika alabilir internet bağlantınıza göre. Şimdi ben Django 3.1.1'i kurdum. En son Django sürümünü kurdum. Gayet güzel oldu. Tabii benim pip install deyip Django REST framework'ü de kurmam lazım arkadaşlar. Kurdum. Burası opsiyonel. Ben pip install Django extensions diye bir modül daha kuracağım. Geçen sezondan zaten hatırlıyorsunuzdur. Şimdi ben pip list dersem arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an birkaç tane benim şeyim var. Library'im, kütüphanem var. Bana şu an yeten kütüphaneler de burada. Django extensions, Django REST framework ve Django. Gayet güzel. Burayı bir temizliyorum. Şimdi ls dersem şu an benim klasörümde bulunduğum dizinde hiçbir şey yok. Ben Django admin diyerek bir tane projeyi başlatayım arkadaşlar. Start project diyeyim ve buna kitap pazarı diyeyim arkadaşlar. Doğru yazdık mı? Django admin start project kitap pazarı. Tamam. ls dediğim zaman gördüğünüz gibi kitap pazarı klasörüm geldi. Şimdi cd deyip kitap pazarına bir gireyim arkadaşlar. Temizliyorum. PB'de gördüğünüz gibi kitap pazarı klasörün içerisindeyim. Tree komutunu kullanacağım şimdi. Bunu ekstradan yükleyebilirsiniz. Evet, gayet güzel. Dizinin kitap pazarımın altında her şey gözüküyor. Benim bir tane de epe ihtiyacım olacak. Şu an ben manage.py dosyasıyla aynı dizinin olduğum için manage.py dosyasından aldığım yetkiye dayanarak start app diyorum. Ve buna da kitaplar diyorum arkadaşlar. Doğru yazdık mı? Yazdık. Şimdi tekrar tree komutunu çağırırsam gördüğünüz gibi benim kitaplarım geldi. Şimdi o zaman ben burada bir kod nokta diyeyim arkadaşlar bulunduğum klasörde ve Visual Studio kodumu açayım. Ana klasörümün altına geldim. Settings PE'ye geldim. Şimdi benim burada installed app'te ilk önce unutmadan hemen bir REST hop yazamadık. REST alt çizgi framework'ü bir kaydetmem lazım. Altına da arkadaşlar ben Django extension'ı yüklediğim için onu alacağım. Django extensions. Eğer siz yüklemediyseniz opsiyonel, bunu almayabilirsiniz. Sonra benim kitaplar nokta, apps nokta. Bakın şurada kitapların içerisindeki apps dosyasına geldim. Kitaplar config'i buraya kaydetmem lazım. Bunun doğrusu bu. Sadece kitaplar diye de çalışıyor. Kitaplar, ya kitaplar, apps, kitaplar config. Şu an ben gerekli settings page'de şu an için benim durumumu kurtaracak gerekli modifikasyonu yaptım. Fark ettiyseniz şurada kırmızılar var. Çünkü neyi unuttuk? Biz yarattığımız sanal ortamla, Python ortamıyla VS kodumuzu tanıştırmadık arkadaşlar. Şurada shift cmdp yapacağım. Ayarlardan Python Select Interpreter'a geleceğim. Eğer bulamazsanız burada Python gelen seçeneklerden seçebilirsiniz. Ben seçtim. Şimdi benim sanal ortamın bir üst dizinin olduğu için VS Code birazcık burada çelişki yaşıyor, bulamıyor. Ben o yüzden ilgili klasörüme geleceğim. Derslerin altında DRF sezon 2 vardı. Senv'in içine geleceğim. Buradan bin'den arkadaşlar Python 3.8'i seçeceğim. Evet. Tamam. Kırmızılar gitti. Çünkü şunları kaydettiğimde bunlarla alakalı library'leri, kütüphaneleri aramıştı. Artık bulabiliyor. Ben buradan geleyim bir file'a geleyim. Save workspace as diyeyim arkadaşlar. Ve şuraya sezon 2 diyeyim. Sezon 2 diye ben çalışma alanımı kaydedeyim ki İleride sadece bir tıklamayla, hiç terminalle uğraşmadan buraya gelebileyim. Şu an biz installation'larımızı yaptık, bitirdik. Sıkıntı yok diye düşünüyorum. Şunları bir kapatayım arkadaşlar. Bakalım installation'ımız çalışıyor mu?
Ben LS diyorum. Bakın manage.py ile aynı klasördeyim. Python manage.py'ye run server demek istiyorum arkadaşlar. Evet, server'ım çalıştı. Benim Chrome'um nerede? Burada. Ctrl R ediyorum. Evet. The install worked successfully. Demek ki bizi de tebrik etti. Benim Django'm çalışıyor şu an. Açık kalsın. Gerekirse kapatırız. Şimdi bu işlemleri yaptık. VS Code'la sanal ortamımızı da buluşturduk aynı noktada. Şimdi ne yapalım? Biz şu kitap pazarını bir daraltayım. Biz kitaplar aplikasyonumuzun içerisinde arkadaşlar modelse gelelim ve iki tane modeli yazmaya başlayalım arkadaşlar. Bize iki tane model lazım olacak. Bir tanesi kitap. Model.modu kop yazamadık. Paste'yim. Geçeyim şimdilik. Ve benim yorum, kitaplara yapılacak yorum için bir tane modele ihtiyacım olacak arkadaşlar. Bunları koyduk. Bunu da paste'yim. Şimdi buna da birkaç tane alan getirelim kitaplara. Öncelikle kitabın adı olsun. İsim diyelim. Model.stat karakter field diyelim arkadaşlar. Maximum length'i de 255 yapalım. Bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Ya da VS Code'un Shift Option alt tuş özelliğini tutup bir alt satıra kopyaladım. İsim dedik. Tabii kitabın yazarı olması lazım. Yazar dedik. Evet, bunlar şu an bana yetmez. Bir de açıklama diyelim. Birazcık gerçekçi olsun. Bunu da Model.stat text field diyelim arkadaşlar. Oo, neler yaptık burada ya. Text field diyelim. Blank eşittir true, null eşittir true diyelim. Yaratılma tarihi diyelim. Buna da model.stat date time field'i getireceğiz. Şimdilik argümanları bekletiyorum. Ve güncellenme tarihi diyelim. Niye ben bunu tekrar yazdım ya? Neyse, şuradan kopyalım. Bunu da model.stat date time field dedim. Şimdi burada ben yaratılma tarihini sadece bir nesne yarattığımda, yani initialize ettiğimde bir defaya mahsus getirip değiştirmeyeceğim için autonav et eşittir true dedim. Ama güncellenme tarihini her güncelleme yaptığımda o anki tarihi getirmek istediğim için de buna da autonav eşittir true dedim. Şimdi biz güncelleme tarihi, bir de bizim yayınlanma tarihimiz olacak. Yayın tarihi diyeyim bunu arkadaşlar. Buna da ya yazıyoruz bakalım baştan. Date time field diyelim. Bunun içine de şimdilik boş bırakalım arkadaşlar. Herhalde biz gerekli bütün alanları yazdık. STR metodumuzu yazalım. Def str self diyelim arkadaşlar. Aşağıya gelelim. Return diyelim. Bir tane string formatlayalım. İki tane süslü parantezimi koyayım. Araya bir tane kısa çizgi koyayım. Buraya self nokta isim ve self nokta yazarı getirdim. Self nokta yazarı getireyim. Yani şu yazarın şu kitabı babında. Bunun ne kadar önemli olduğunu geçen derste görmüştük arkadaşlar. Herhalde bu tamam. Bir notlarımla bir check etmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bunların hepsini yarattık. Tamam, gayet güzel. Şimdi yoruma geldik. Yorumda bir kere ilk etapta bizim yorumlarımızın bağlı olacağı bir kitap alanı olması lazım. Bunun da foreign key olması lazım. Neden foreign key olması lazım? Buraya kitabı koyacağız. Devamını getireyim. Bir kitabın birden fazla yorumu olabilir ama bir yorum sadece bir kitaba bağlı olabilir. Dolayısıyla ben buraya kitaba foreign key olarak bağladım. One to many yaptım. Kitap silindiği zaman bu yorumlara ne olacak, kitabın yorumlarına? Ona bir karar vereyim. On delete, yani silindiğinde de model.stat cascade diyeceğim. Yani kitap silindiği zaman yorumdan da sil beni database'imden. Kurtar beni diyeceğim yükten. Bir de related name diyelim. Buna da ne diyelim? Yorumlar diyelim. Yani burada kitap objesini çektiğimizde işte o nesne üzerinden, kitaplar üzerinden biz direkt yorum olayını da query'sini sorgulamasında yapmış olalım. Şimdi bir yorum sahibi olması lazım. Yorum sahibi, bunu da şu şekilde çekelim. Bu da bir karakter field olsun arkadaşlar. Yorum sahibi var. Ondan sonra yorumun kendisi olacak. Bu da text field olacak arkadaşlar. Onu da alalım. Hop, açıklamayı almaya gerek yok. Bunu da alalım buradan, yukarıdan çalalım. Bunun da yaratılma ve güncellenme tarihi olacak arkadaşlar. Çok detaya girmiyorum. Bu arada biz yorum sahibine direkt bir tane karakter field yaptık. Üçüncü bir modele şu an hiç ihtiyacımız yok. Kafamızı karıştırmaya gerek yok. Yaratılma tarihi, güncellenme tarihi. Şimdi dananın kuyruğunu koptu. Yani rating'e gelelim arkadaşlar. Rating. Buna değerlendirme diyeyim. Madem Türkçe verdik. Değerlendirme diyeyim. Şimdi ben bu değerlendirmede bir tane pozitif integer field yapmak istiyorum. Ama bu pozitif integer field'e benim bazı validators'ı getirmem lazım. Çünkü ben minimum 1, maksimum 5 tam sayısının verilmesini istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Pozitif integer field'de zaten 1.1. Rasyonel sayı olayını zaten elimine ettik modülümüz içerisinde. Ama bu validator'sa ne gelecek arkadaşlar? Bu validator'sa zaten bu çok kullanılan bir konu olduğu için Django, hop yazamadık. Django.core.validators diyeceğim. Şimdi buradan import minimum length
demeyeceğim. Benim minimum value'ye ihtiyacım var. Length uzunluk demek, value değer demek. Ben integer'lara baktığım için minimum value validator doğrulaması ve maksimum, yani maksimum değer validator'ını çekmem lazım. Buraya da hatta şöyle kopyalayayım arkadaşlar bunu. Hop, minimum maksimum koydum. Şurada parantez içerisinde hangi minimum değeri istiyorsam minimuma onu vermem lazım. Şuraya da maksimuma da 5'i vermem lazım. İsterseniz 5'te 1'in yerini değiştirelim, action olsun. Neyse, gerek yok. Yani minimum 1, maksimum 5 verebilirsin. Ve bunların arasındaki pozitif integer filtre verebilirsin. Biz burada net bir şekilde kodladık ve Django backend'imize komutu verdik. Def-str'yi çalmak istiyorum. Çaldım. Hop, koydum buraya def-str'yi. Burada da return'ıyım. Self.değerlendirme diyeyim arkadaşlar. Burada modellerimizi hallettiğimizi düşünüyorum. Şimdi şeye dönelim, admin'e dönelim arkadaşlar. Admin içerisinde biz kitaptan içerisinde admin'deyiz. From kitaplar nokta models dosyasından bana hop kitap ve yorum modellerimi çek. Çünkü ben bunları admin sistemde görmek istiyorum diyeceğim. Bunu bir çoğaltıyorum. Kitabı buraya getiriyorum. Yorumu buraya getiriyorum arkadaşlar ve save ediyorum. Tekrar modelime dönüyorum. Şimdi gelin terminalimize dönelim. Modellerimizi yarattık. Bunları bir migrate edelim. Ondan sonra da admin'imizden bir check edelim bakalım. Birer tane instance yaratalım. Doğru yapmış mıyız? Terminalime geldim. Zaten terminalimde bayağı bir yırtılmış Django. Bir sürü unapplied, yapılmamış migration'ın var demiş. Ben şimdi Ctrl CC diyeceğim. Bu şimdi aslında biz bunu hep yaptık ama mesela Python manage.py'ye make migration diyeceğim ya, bu o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar, yani bu hani iki tane komut giriyoruz. Şimdi mesela biz arkada SQLite 3 kütüphanesi, yani ne kütüphanesi, veri tabanını kullanıyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki biz production'a geçtiğimizde, yani artık RHEL'e geçtiğimizde, aplikasyonumuzu RHEL'e geçtiğimizde kuvvetli ihtimal SQLite 3 kullanmayacağız. Open source olmasından ve kuvvetli olmasından bir ihtimalle Postgre kullanacağız işte. Yapmamız gereken tek şey bizim settings.py dosyası içerisindeki database credentiallarımızı, bilgilerimizi değiştirmek ve tekrar migration ve migrate'i çalıştırmak. Make migrations ve migrate komutlarını çalıştırmak biraz birkaç saniye içerisinde verinizin tabii ölçüsüne göre yeni database'e göç etmiş olabiliyorsunuz. Yani migrate etmiş olabiliyorsunuz. İnanılmaz bir güç gerçekten Django ile birlikte gelen. Şimdi ben Enter'a korkarak basıyorum, bakıyorum. İyi, hata yapmamışız. Korkmama gerek yok. Şimdi tekrar Python manage.py'ye migrate diyeyim arkadaşlar. İki tane model yarattım diyor. Evet. Evet, yaptık herhalde. Tamam, artık database'lerimizi de migrate ettiğimize göre bizim admin'i görüntülemek için tabii ki arkadaşlar super user'a ihtiyacımız olacak. Create super user. Doğru yazdık mı yazdık? Evet, doğrudur. E-mail adresine gerek yok abi. Enter. Evet, ikisi de numerik biliyorum. Zaten örnek çalışma. Evet, super user'ı da çalıştırdığıma göre artık manage.py'ye client server diyebilirim. Çalıştı. Gelin arkadaşlar. Bir yenileyelim. Tamam. Zaten bir index sayfası yapmadık. Admin'e gelelim. Ben zaten hep aynı isimle şifreyle çalıştığım için otomatik olarak getirdi Chrome bana. Evet, kitaps. Bunu bu şekilde bırakalım. Ona hiç girmeyelim. Et kitap diyeyim. Evet, kitabın ismi. Ben buraya yazmışım. Birinci kitap. Yazarın olsun Alper Akbaş olsun. Kitap çıkarttım beyler. Yayın tarihi de şimdi olsun, yayınlandı kitap. Ya da 2018 olsun. Gerçekçi olsun. Kaç sene olmuş? 2 sene olmuş. Açıklama kısmına bir şey yazmayacağım. Save diyeceğim. Bir sıkıntı çıktı mı? Çıkmadı. Tamam. Şimdi yorumsa geleceğim arkadaşlar. Et yorum diyeceğim. Şurada kitabı gördüğüme göre demek ki foreign key'i doğru bir şekilde bağlamışım. Yorumsa, Kartal Tibet nereden geldi? Daha önce bir şey yapmışız. Yorum mükemmel bir kitap. Kartal Tibet nereden geldi? Şu an anlamadım. Neyse. Değerlendirme olsun arkadaşlar. Kendi kitabıma 5 vereceğim tabii ki. Save diyeyim. Evet, bir yerde hata yaptık. STR return non-string type integer. Hadi bakalım. Zaten buraya bakmamız gerek var mı? Hatanın ne olduğu gayet ortada arkadaşlar. STR string demek, biz burada integer çeviriyoruz ya. Çok enteresan arkadaşlar. Bunu bir şöyle STR yapalım bakalım. Save. Ctrl R diyelim. Devam et abi. Tamam, ben bunu yaptım. Save dedim. Tamam. Allah, canavar gibi çalışıyor. Küçük hatalar oluyor. Kitabıma bir tane daha yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu da test user olsun. Bu ne biçim kitap? Bakalım bu da çalışıyor mu? Değerlendirme 1. Save.
Çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Kitabımda, yorumlarımda gayet tatlı çalıştığına göre ben VS Code'uma dönüyorum. Şimdi benim API kısmına geçmem lazım arkadaşlar ve ne yapmam lazım? İlk serializer'larımı yazmam lazım. Biz daha modüler bir yapı için geçen sezonda ne yapmıştık? Kitapların altına API diye bir tane klasörü yaratmıştık ve urls.py dosyamızı, şimdi bir şey yapmayacağım orada, önümüzdeki ders yapacağız. Views.py dosyamızı ve yazmakta çok zorlandığım nedense serializers.py dosyasını buraya koymuştuk, yani API'nin içerisine. Biz kitapların içerisindeki Views'i conventional, yani klasik Django için kullanıyorduk. O her şeyi API ile alakalı her şeyi biz şu tarafa koyduk arkadaşlar. Buraya koyduk, geldik serializers'a. Şimdi bakın ben burada çok alakasız bir şekilde from Django yazacağım. Tamam mı? Yazamadım. From Django yazacağım. Bakın geldi. Nokta diyeceğim. Core diyeceğim. Geldi. Ama şimdi ben buraya from REST framework dediğim zaman gelmiyor arkadaşlar. Ve ben de çoğu zaman burada, yani şunu hatırlıyorum tabii serializers da, ne yazayım ya, serializers, doğal olarak takdir edersiniz ki hatırlamıyorum, yani bir sürü şey çekiyoruz abi, yani hepsini ezberleyemeyiz. Şimdi burada böyle bir sıkıntı var. Virtual Environment'ın bir üst dizinde VS Code'un da kabiliyeti yetmedi onu bulmaya. Dolayısıyla benim şu autocomplete'le alakalı ekstradan bir yol göstermem lazım. Şimdi bakın, benim dizinimin altında zaten ben bu VS Code'da çalışmaya başladıktan ve çalışma alanımı kaydettikten sonra nokta VS Code diye bir şey çıktı ve bunun altında arkadaşlar settings.json diye bir dosya var bakın. Python pet demiş, tamam, bunda sıkıntı yok. Şimdi ben buraya bir tane virgül koyacağım arkadaşlar. Sonra tabii ki notlarıma geleceğim. Notlarımdan da şurayı alacağım, kopyalayacağım. Tabii ki ezberlemedim. Takdir edersiniz ki. Buraya diyeceğim ki Python autocomplete, yani otomatik tamamlanma ekstra yolu olarak abi sen git benim sanal ortamımdaki, hatta şöyle şeye geleyim, klasör dizine geleyim. Sezon 2. Bu sanal ortamındaki library'nin içerisindeki Python 3.8'i bul, buradaki site packets. Aslında bakın, yani site packets'i açtığım zaman uzatıyoruz ama önemli. Django extensions burada. Django REST framework'ün de burada olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada bir REST framework burada. Benim şu site packets'in yolunu göstermem lazım. Şimdi bu REST framework'ü tıklayacağım. Bilgi ver diyeceğim. Çünkü Mac'te birazcık yer almak, yeri bulmak sıkıntı. Kopyala diyeceğim. Windows'ta bu çok daha basit. Şimdi geleceğim arkadaşlar VS Code'daki settings.json'a. Şuraya şu site packets'ı ekleyeceğim. Anladınız mı? Birebir net, absolut bir şekilde pet'i verdim buraya. Bu arada buraya farklı yollar da ekleyebiliriz ama hiç gerek kalmaz. Bunu kaydedeceğim. Serializer'ı kapatayım hatta. Serializer'ıma geri gelip arkadaşlar tekrar from REST dediğimde, import serializers dediğimde direkt geldi. Önemli. Hatta bu autocomplete'le alakalı kendi yazabileceğiniz çok güzel komutlar var. Belki bu derslerin devamında onunla alakalı VS Code üzerinden bir şeyler yazarız. Hayatı inanılmaz kolaylaştırıyor. Neyse, serializers'ımızı çektik. Çok uzattık. Benim şimdi kitaplar projem vardı. Bunun altında da model sim'in içerisinde arkadaşlar benim kitap ve yorum modellerim vardı. Şimdi ben bunlar için serializer yazacağım. Geçen sezonda biz çok sabretmiştik. Tek tek alanları yazmıştık. Serializer.serializer'dan. Ama neyse ki benim artık model serializer'ım var arkadaşlar. Kitap serializer diyeyim. Serializers nokta model serializer'ımı check abi diyeceğim. Burada bir tane class meta diyeceğim. Ve modelim eşittir diyeceğim. Kitap diyeceğim. Fields'ler de diyeceğim. Alanlar da diyeceğim. Fields'ler de. Bütün alanları ver bana diyeceğim. Biz bunlarla bayağı bir oynamıştık. Sonra bunu kopyalayacağım. Hop. Aşağı çekeceğim. Ctrl CMD tuşuna basarak ikisini birden seçeceğim ve arkadaşlar buraya da yorum yazacağım. Hop. Benim iki tane serializer'ım. Bakın bunu yorum yaptık. Bunu da yorum yaptık. Magical bir şekilde. Bunu kaydedeceğim. Bu kadar. Serializer'larımızı oluşturduk. Ama şimdi bu arkada bir relation var arkadaşlar. Ben modele geri döneyim. Model nerede ya? Ha, modele geri döneyim. Bakın burada bir foreign key alanı var. Biz son geçen sezonun 9. videosunda bunu işlemiştik. Yani farklı stratejiler yaratabilirdik. Şimdi ben burada nasıl göstereyim bu ilişkiyi? Zaten otomatik olarak gösterecek bana ID olarak bu foreign key field'den. Ama ben ne istiyorum biliyor musunuz? Ben kitap bilgileri, bakın şu şekilde geldi. Tamam mı? Hop, bir tane dictionary yapayım. İşte kitabın ismi geldi. İşte
Ferrari'sini boyatan bilge. Tamam mı? Buraya da yorumlar gelsin istiyorum. Devamında da yorumların bilgileri tek tek gelsin istiyorum buraya. Yani kitapların içerisinde yorumları göstermek istiyorum. O zaman benim buraya gelip yorumlar eşittir deyip yorum serializer'ı almam lazım. Bu bir. Şu an hata alacağız da şimdi ona geleceğim. Yorum serializer'ı aldım. Ama şimdi bu serializer'lar içerisine instance almak istiyor. Yani senin modelinden yarattığın tek bir satırı almak istiyor. Ben şu an yorum serializer dediğimde eğer çekeceğim kitapta 80 tane yorum varsa hepsini birden aldım. O yüzden benim serializer'ıma şunu demem lazım. Kanka hazır ol, ben sana birden fazla öğe gönderiyorum. Beni eşittir turu. Bu bir. İkincisi benim buraya read only getirmem lazım. Geçen derse bayağı üzerinden geçtik. True. Bu da ne demek biliyor musun? Abi sen bana yorumları göster JSON'da listelediğim zaman. Ama ben yeni bir tane kitap objesi yaratmaya kalktığımda benden şeyi bekleme. Yorumları da tekrar girmemi bekleme. Yorum girmeden ben bir tane daha kitap yaratabileyim demek. Bunu vermiş olduk. Ama şimdi biz bu şekilde kaydedip çalıştırmaya kalkarsak önümüzdeki derste şöyle bir takım sorunlar yaşayacağız. Python yorumlayıcımız gelecek. Serializer'ımızı çağırdığımız zaman. Çünkü biz bu Vims'in içerisine gelip from diyeceğiz. Kitaplar.api.serializers'tan import diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ne yazdık ya? Kitap serializer'ı çek diyeceğiz. Bir de yorum serializer'ı çek dediğim an Python interpreter'da bunu kaydedeyim. Python interpreter'ım gelecek. Ha rest vermek. Tamam abi ben bunları biliyorum. Bunları çektim. Kitap serializer'ı da çektim. Süper. Yorum serializer ne ya diyecek. Daha buraya gelmedi. Dolayısıyla benim bunu çekine kadar uzun anlattım. Yani neyse benim bunu çekip buraya koymam lazım arkadaşlar. Bu şekilde yaparsam ben serializer'larımı da yaratmış oldum. Böylelikle iki tane modelimiz oldu ilişkili ve iki tane serializer'ımız oldu. Gayet hoş olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki ders şu API içerisindeki Viv'se gelelim ve ilk generic API Viv'imizi yazmaya başlayalım. Geçen sezonda çünkü birazcık kod ameliyeliği yaptık. API Viv klası kullandığımızda bile kod ameliyeliği yaptık. Neymiş bu generic API Viv'imiz? Mixins'ler neymiş? Onlara bakalım. Daha da olay nasıl kolaylaştırır onu da görelim arkadaşlar. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.